belki o fotoğrafla anılacağım ama Sinan asla o kadar kötü bir fotoğrafta olmayacak. Kimse onu üzemez. Alo, Cansu hala yardımıma ihtiyacın var mı? Aslansın be Pelin. Şimdi ben uygun bir yere geliyorum, orada konuşacağız. Şimdi sen elinde ne varsa hepsini anlatıyorsun bana. Tamam. Sen tam olarak bunu duyduğuna eminsin değil mi? Ceyda Hanım, birkaç kere hatırlattım. Bugün baktım gene yatmamış. Bakın ben bu paraya güvenerek bir sürü şey aldım ya, bir sürü alışveriş yaptım. Yeni bilgisayar falan aldım. Bugün için ödemem gerekiyor. Tamam, sağ olun. Ya evet, böyle duydum valla. Annesinin hastalığı falan da yoktu yani ortada. Bunlar böyle bir raporlar, bir eczane belgeleri. Üf, çok fena süslediler. Ya keşke o anda müdahale etseydin. Ne bileyim, hepimiz donduk kaldık. Bak bir şey diyeceğim. Kesin bunların getirdiği belgeler sahtedir. Biz eğer bunu kanıtlarsak... O çok uzun iş. Bizim daha kestirmeden gitmemiz lazım. Ne yapacağız? Yani belki sonunda çok daha mahcup olacağız ama... başka çaremiz yok. 10 dakika içinde ofisten çıkmazsak geçmiş olsun Tolgacığım. Arasana bir daha. Ya araba kullanıyordur, açmıyor işte. Meşgule verdi. Tolgacığım ısrarla ara o zaman. 10 dakika diyorum ya. Alo Tolga. Ben de seni arayacaktım şimdi. Ya kusura bakma, çok önemli bir mesele var. Ona koşturmam lazım. Pelin. Bak, aramazsan gümler bu iş. Başkasına verirler, lütfen. Ya Tolga, önemli diyorum, sormuyorsun bile. Pelin, bak bu kadar acil olmasa. Tolga, inanamıyorum sana ya. Hala ne yapıyorsun yani? Arayacağım seni, halledince arayacağım, tamam mı? Hayati bir mesele diyor ya. Halletsin, şey yapacak. Biz birkaç gün erteleyemiyor muyuz? Tamam, tamam. Geçmiş olsun. Artık. Yani 3 ayda deli gibi para kaybettik Tolga. Esas annemlere ne diyeceğim ben? Sen kendi derdindesin, baksana. Ay kusura bakma Tolgacığım ama öyleyim. Yeter artık. Gerçekten yeter, bitti. Ben daha fazla seninle uğraşmak istemiyorum, tamam? Pelin Hanım. Berkay, annen hastaymış. İnan daha yeni öğrendim. Yani kusura bakma daha önceden gelemedim. Eksik olmayın. Ha, olur mu öyle şey? Annene de bir geçmiş olsun diyeyim. Ben de Ceyda gibi yardım etmek isterim. Yok yani, olsa çok iyi olurdu tabii ama hastanede. Berkay, geçmiş olun bu saatte. Aa, hastaneye içeri kurdunuz demek. Annemin haberi yok. Artık çok geç Berkay. İyi akşamlar teyzeciğim. Bu saatte rahatsız ediyorum ama... İş yerinden arkadaş geçerken uğramış. Evet, iş yerinden. Daha doğrusu eski iş yerinden. Nasıl eski? Buradan da mı kovuldun? Hayır, kovulmadı. Yani ben çıktım işten. O yüzden öyle dedim. Benim bu Berkay biraz kaynaşıktır. Rahat duramaz. Hep başını belaya sokar. Sen de amma yaptın anne ya. He? Aa, teyzeciğim ben asıl sizin için geldim. Yani bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Ay bir şey mi oldu? Niye geçmiş oluyormuş? Aa, ben hastasınız diye duydum. Fıtık. Fıtık ameliyatı oldun ya anne sen hani. Onu demek istiyor arkadaş. Değil mi? Sen ilkokul 5. sınıfa gidiyordun oğlum olduğumda ben. Ha yani nereden baksanız bir 10-12 senelik ameliyat. Tabii canım, ben bile unuttum olduğumu. Nereden çıktı şimdi bu? Ameliyatlardan konuşuyorduk da anne. Ben de senin fıtık ameliyatını anlatınca yeni sandı demek ki arkadaşlar. Değil mi? Hı hı. Sen yine neye karıştın? Neye karışacağım anne ya Allah aşkına? Bak söz vermiştin. Kötünün belanın yanında olmayacağım demiştin. Aa yok teyzeciğim, bir şeye karışmadı. Demek ki biz yanlış anlamışız. Yoksa insan durup dururken annem hasta, ameliyat oldu der mi? O da öyle ama bu birkaç kere bizim güvenimizi sarstı. Ama iyi çocuktur. Berkay Sen arkadaşına çay koy. Benim dizim başlıyor. Ya ne olur öğrenmesin. Çok üzülür. Bu benim elimde değil. Senin elinde Berkay. Dediğimi yaparsan kimse üzülmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.